Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yedek hesabımla ikinci maç diye çıkacağım online maçına. İlk maç olaylı bir şekilde bitmişti. Kazanmıştık ama sürpriz bir sonuçla bitmişti. Bu ikinci oyunum arkadaşlar. Bu maçı da sizlerle paylaşmak istedim. Çok değişik bir maça sahne oldu. Zor bir maça sahne oldu arkadaşlar bu maçta. Çünkü rakibim gerçekten iyi oynayan bir rakipti. Beni bayağı zorladı diyebilirim. Bu hesabım da arkadaşlar benim yedek hesabım. Açıkçası hani My Club'a ihtiyacım var ve maç değerleri bir an önce oynamak istiyorum ve uzmanda tutmak istiyorum bunu da. Çünkü uzmanda 200 My Club kazanıyoruz. Orta seviyede tabii ki düşük oluyor. Rakibim 827'lik bir rakip ama inanın gerçekten iyi oynuyor arkadaşımız. Bakalım, ben hızlı bir şekilde geçmek istedim, onu bekliyorum bu aşamada. Fakat rakip bekletti. Yedeklere bakalım. Yedeklerde de bu tip oyuncular var arkadaşlar. Gerçekten Manchester City'nin iyi bir kadrosu var. Hatta İlkay Gündoğan'ı yedeğe almayı unutmuşum. Normalde İlkay Gündoğan'ı yedeğe de alıyordum. Hala arkadaşı bekliyoruz maalesef. 30 saniyeni de bize bekletti. Arkadaşlar Manchester City'yi eğer denemek isterseniz maçta ileride deneyebilirsiniz. Güzel bir takım. Şimdi ortadaki o iki tane oyuncuyu ofansif orta sahada yapabiliyorsunuz. İsterseniz üçünü göbek de yapabilirsiniz. Bir dos, iki ofansif orta saha, işte ne bileyim bir dos, iki göbek gibi sistemlere dönüştürebiliyorsunuz. O teknik direktörü farklı varyasyonlarla oynayabiliyor. Bu anlamda Guardiola gerçekten bu anlamda bize çok farklı güç sağlıyor. Manchester City'nin de ilk 11'i ve yedekleri siyah top arkadaşlar. Bu büyük bir avantaj. Ben her zaman maça uzun başlarım arkadaşlar. Maç başladı. Laporte'la şöyle bir deniyorum. Arkaya kaçırabilir miyiz Agüero'yu? Kaçmadı. Barcelona'ya bunu yapmak çok zor arkadaşlar. Çünkü Pique kolay kolay geçirmiyor. Havadan da yerden de çok etkili bir isim. Ama ben her zaman maça böyle başlarım. Bir santrayla bir yokluyorum rakibi. Eğer kaçırırsa zaten büyük ihtimalle gol atma ihtimalim yüksek oluyor. Rakip başladı. Rakipte Umtiti zayıf halka. Umtiti Pique'ye göre biraz daha savunması ağır diyebiliriz. Kaçırabilirsek oradan kaçıracağız. Benim oyunumda arkadaşlar öyle aman aman çok iyi bir oyun tabii ki değil. Rakibim hani her zaman saygı duyuyorum. Benim de oyunum normal bir oyun. Yerden paslaşarak oynamaya çalışıyorum. Şans anı benim için. Rakibin şutu kendi oyuncusundan döndü. Çıkmaya çalışıyorum paslaşarak. De Bruyne Sterling'e döndü. Tekrar De Bruyne. Aradan Agüero'ya oynadığım kaleci çıktı. Ama savunma erken müdahale etti. Bu durumlarda çarpışarak kendi kaleme attığım olabiliyor arkadaşlar. Riskli bir durumdur açıkçası orada. Hem kaleci çıkıyor hem savunmacı müdahale ediyor topa. Agüero'yla şut şansı. Fakat kötü bir vuruş oldu. Daha etkili bir vuruş yapmam gerekirdi. Savunmaya çarpan top bu arada kornere çıkmış. Bir korner atışında yoklayalım kaleyi. Bakalım kafa vuruşu olmadı arkadaşlar. Tekrar korner. Bernardo Silva ile bu sefer biraz açıyı değiştirelim. Ortaya doğru bir top olmadı. Kaleci çıktı. Şimdi Mendy ile ortaya dönmek istedik. De Bruyne alabilecek mi? Aldı arkadaşlar. Evet, kaleyi bir yoklayalım. Şut! Maalesef yerden gitti. Daha çok basmalıydım. Biraz daha havadan dibine girseydi bu gol olabilirdi. Yerden cılız bir şut oldu. Kaleci uzandı. Şimdi korneri kullanan ismi değiştirelim arkadaşlar. De Bruyne alalım. Sağ ayaklı biriyle şöyle kesme bir orta yapalım bakalım. De Bruyne gerçekten duran topları etkili kullanıyor. Ortaları iyi. De Bruyne'in ortayı yaptık. Ön direkt Agüero. Maalesef iyi bir vuruş gelmedi. Şimdi rakip takım kalecisiyle oyuna başlayacak. Manchester City'nin hücum hattı gerçekten çok etkili arkadaşlar. Harika topçular var. Yedekleri de öyle. Hani yedeklerde Sané, Jesus, Mahrez gibi daha 3 tane hücumcusu var. Orta alanda da siyah topları var. İlkay Gündoğan gibi etkili bir oyuncu hala kenarda bekliyor. Hatta ben onu yedeğine almışım. Yedeklere bile almayı unutmuşum. Savunmadan çıkarken bir top kaybı. Rakip takımda Dembele yetişemedi. Bernardo Silva ile sağdan gelmeye çalışıyorum. İçeriye bir pas. Agüero dönebilirse etkili olacak ama dönemedi. Maalesef dönemedi. Manchester City ile kaptık. Rakip bir süredir gelemedi. Şimdi rakip için bir şans anı. Alba ile topu taşıdı. İki adamlı baskıyı hemen çalıştırdım. Diğer adam devreye girsin diye. Maalesef kendi adama şaptı pasım. Rakip benim yarı sahaya geldi ama ben iki adamlı basıyorum arkadaşlar.
Ama rakibin alanındaysam şayet tek adamla baskı uygularım. Rakip olur da kaleme yaklaşırsa bu sefer baskıyı yukarı doğru kaldırıyorum. Çift adamla dalıyorum. Şimdi savunmandan çıktım. Orta alanı geçme şansım. Geçtim. Agüero'yla bıraktım sola. Sterling de top. Sterling iyi topu kesebilirse Agüero koşmadı ama önüne geldi. Vuruş maalesef. Kaleci kurtardı. İşte burada da benim zaafım hep yerden şut çekmeyi severim. Burada da onu denedim. Aslında sert abansaydık gol olabilirdi. Maalesef ben de yerden şutları çok seviyorum arkadaşlar. O da çoğu zaman gol olmuyor. Yine bir şans anıydı. Ama olmadı. Bir faul yaptık üstüne de. Yani Agüero'na tabi biraz da boyu uzun olsaydı çok iyi olurdu arkadaşlar bu anlamda. Manchester City'de tabii ki yedek forvet Jesus'un da boyu biraz kısa. Hani biraz da değil. Hani normal forvetlere göre bir Lewandowski gibi falan değil arkadaşlar. Ama yerden iyiler bu adamlar da. Evet arkadaşlar, evet topu kaptım. Rakip iyi çıkamadı. Agüero'yla bir şans anı ama sağa döndüm. Tekrardan Agüero'nun önüne yuvarlarsam şut şansı vermedi rakip. Umtiti beklentinin üzerinde yetişti topa. Agüero orada biraz daha hızlı olması gerekiyordu. 4 şut çektik arkadaşlar. 3'ü kaleye buldu. Gol gelmedi maalesef. Rakip takım iyi oynuyor. İyi savunma yapıyor. Ben de son vuruşlarda biraz beceriksiz davrandım. Maça rakip başlıyor. Nasıl başlayacak bakalım. Santra'dan başladığınız zaman arkadaşlar eğer etkili olabilirsiniz rakibin en zayıf anıdır o an. Çünkü bütün savunma size bakıyor. Siz kaleye doğru gidiyorsunuz. Etkili başlayabilirseniz gol atabilirsiniz. Santra'dan gol atan birçok oyuncu vardır oyunda. Ben uzun oynamayı tercih ederim Santra'dan. Genelde hani muhakkak bir rakibime hani yedirebiliyorum o golü. Şimdi soldan De Bruyne'le tekrardan çıkmaya çalışıyorum. Geriye döndük De Bruyne'e. Pasa döndük artık. Tekrardan ileriye denedik. Bazen geri paslar atıyorum. İsteyerek olmuyor arkadaşlar. Dokunmatikten kaynaklı işte maalesef. Ama onu da telafi etmeye çalışıyoruz. Çıkarken top kayıpları. Şimdi orta alanda hızlı çıkma şansı geldi. İleri Agüero'ya dönersek etkili olurdu. Pique çok sağlam bir savunmacı, döndürmedi. Kaparsak rakibin etkili olmasını engelleriz. Evet rakip kaptırdı topu. Bir uzun deneyelim bakalım kaçacak mı oyuncu? Yok. Uzun toptan hayır gelmeyecek. Barcelona'ya uzun toptan adam kaçırmak biraz zor olabiliyor. Denedik olmadı. Şimdi de savunmanın arkasına bir koşu. Fernandinho kaleciyle karşı karşıya ama olmadı. Fernandinho son vuruşu iyi yapamadı. Kendisi bir doz. Aslında ben burada güzel vurdum ama yani normalde bir santfor olsaydı topu ağlarla buluştururdu. Ama işte Fernandinho kaçırdı maalesef. Yani suçlu ben miyim? Belki ben de olabilirim tabii ki. Yani tüm suçu Fernandinho'ya atmayalım bu arada. Rakip geliyor. Hani rakip korkutmuyor açıkçası ama olur da bir gol de atabilir yani arada. Belki de büyük bir hata yaparız. Kalemizde golü bulabiliriz. O yüzden her zaman dikkatli olmak gerekiyor. Evet çıkarken bir hata yaptık maalesef. Gördüğünüz gibi rakip bir şans yakaladı. Kaleci Ederson. Ederson'a çok güveniyorum arkadaşlar. Zamanında çıkıyor. Kalesinde bekleseydi belki o topu ağlarda görebilirdik. Topla gerçekten hem ilişkisi iyi hem de topa iyi çıkabiliyor. Kalede de iyi. Çizgide de iyi. Benim Ederson beğendiğim kalecilerden bir tanesidir. Evet bir şans anı. Agüero'yu kaçırabilirsek belki gol atabiliriz. Agüero kaleciyle karşı karşıya kalabilir. Çektik topu. Vurduk ve gol. İşte bu. Agüero ile işte sevdiğim gol bu arkadaşlar. Yerden atıyorum. Burada falsoyu denedim tabii ki. Çektim yerden yuvarladım. Hemen bir oyuncu değişikliği yapayım. Yorulan oyuncularım var. Eldekilere bakalım. Forvet'i Jesus'una bir değiştirelim. Belki bir şans anı gelebilir. Manchester City'nin yedeklerinde iyi oyuncular var arkadaşlar. Bir DOS'u da hemen alalım. Oyuncu pozisyonu göbek yapalım orada. Çünkü DOS'u Fernando'yu çıkarmayacağım. O hala devam edebilir. İlkay Gündoğan'ı almayı unutmuşum. Keşke alsaydım. O normal bir göbekti. Normalde ikinci yarılarda İlkay Gündoğan'ı oynatırım. David Silva'yı çıkarırım. İlkay Gündoğan'ı alırım. Maçı 1-0'a getirdik. Rakibe karşı önemli pozisyonlar yakalayıp atamamıştık ama bu sefer maçı 1-0'a getirdik. Umarım gol yemeyiz ve atma şansımız olur. Soldan tekrardan bir atak şansı. Savunmanın arkasına Jesus kaçıyor ama olmadı. Umtiti yetişti. İnanın Umtiti bu maçta yetkinliğine gayet etkili oynuyor. Çünkü maçta da oyunlar çok hızlı oynanmıyor arkadaşlar. Gerçek güçlerin bir tık altında kalıyor oyuncular. Daha dengeli. Umtiti de burada ağırlığından ziyade hani müdahaleleriyle ön plana çıkıyor.
Pas oyununda evet istemeden geriye pas attık arkadaşlar. Dokunmatikten kaynaklı. Tekrardan oyunu kuralım Ederson'la. İşte Ederson beni çoğu zaman ipten alıyor arkadaşlar. Gol olur dediğim pozisyonlarda çıkarabiliyor. Bir pas hatası oldu. Sané'ye gelseydi, Sané hızlı bir oyuncu. Kaptırdığı an gidebilir. Evet Sané gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi topu sürüyor. Yetişmek zor. İleriye bir pas gelmedi. Gelseydi Jesus topu ağlara yollayabilirdi belki. Rakip çıkıyor. Belki rakip için son şans. Ama yetişemedi oyuncuları. Savunmam topu kesti. Ve maçı 1-0 kazandım arkadaşlar. Zor olmadı ama gol atmak zor oldu. Rakip pozisyona belki giremedi ama 6 şut. Kaleye 4'ü bulmuş. Güzel bir maçtı ama keyifli bir maçtı. Umarım sizler de keyif almışsınızdır izlerken. Size iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.